Damla'yı görmeye geldim. İyi yaptınız ama Damla burada değil. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İyice canımı sıkmaya başladınız. Git hemen çağır buraya gelsin. Aa, yok diyorum, yalan mı söyleyeceğim size? Hüsniye teyzenin evindeler. İnanmıyorsanız gidip oraya bakın. Hüsniye kim hanımefendi? Siz ne çeviriyorsunuz böyle? Buyurun efendim. Sağ ol. Fatma, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Feride teyze. Niye kapıdasın sen? Ardalar evdeydi. Çaldım ama açan olmadı. Allah Allah. Bir yere mi gittiler acaba? Dur bakayım, şimdi anlarız. Fatma merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Ders çalışmaya mı daldılar acaba? Ben bir bakayım. Damla? Arda? Yoklar. Ben merak ettim. Kusura bakma kızım. Arayı vereyim şunlara. Ben de şunları mutfağa yerleştirivereyim. Tamam, sağ ol. Zahmet olacak. Damla hadi, bu kadar mı ya? Ha? Bekle, ben de senin gibi yapacağım. Bekle. Hadi yap bakalım. Hadi yap bakalım. Bekliyorum. Oo, çok iyi yapıyorsun. Ha? Ben niye yapamıyorum? Tamam, dur bekleme, ben şimdi seni sallayacağım. Hop. Hazır mısın? Hazırım. Bak, bu hikaye gittikçe hızlanıyor ama. Korkma sonra. Korkmuyorum. Berbat olsa da seviyorum ben bu hikayeyi. Öyle mi? Öyle. Sıkı tutun o zaman. Barış Bey oğlum, hoş geldin. Ne iyi ettin? Geç, buyur içeriye. Yok, girmeyeceğim. Damla ile konuşmak istiyorum. Çocuklar evde değil. Hiç şaşırmadım. Peki nerede? Yani bununla ilgili bir bilginiz vardır umarım. Bilmiyorum ama arar sorarız. Evlenecek kadar yetişkin iki insandan bahsediyoruz neticede. Elbette evlerine dönerler. Evlerine? Barış Bey oğlum, hazır çocuklar yokken biz bir oturup konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Kızım çok büyük bir hata yaptı evlenerek. Bir gün hatasını anlayıp tekrar evine geri dönecek. O yüzden sürmeyecek bir şey için oturup konuşup yorum yapmanın bir lüzumu yok. Hata bile yapmış olsalar bize düşen onları eleştirmek, küçük düşürmek olmamalı. Kararlarına saygı duymalıyız. İhtiyaçları olduğunda yanlarında bulunmalıyız. Biz büyükler olarak yakışan budur. Aksi takdirde korkutur, çocukları kendimizden kaçırırız. Ben kızım için geldim buraya zaten. Ama siz Damla ile benim görüşmemi sağlayacağınızı bana burada akıl veriyorsunuz. Özellikle bizim Damla ile görüşmemizi istemediğinizi düşünüyorum artık. O yüzden uzatmayalım. Birer kahve yapayım mı Feride teyze? Fatma Hanım, sizin ne işiniz var burada? Şaka mı bu ya?
Benim evimde çalışan kadının burada ne işi var? Ya, bu da sizin bir planınız değil mi? Meğer Fatma Hanım ucuz bir ajanmış. Bravo. Ne diyorsun oğlum? Ne ajanı? Ya siz nasıl insanlarsınız böyle? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir de bana insanlık dersi vermeye kalkıyorsunuz. Doğruluktan, dürüstlükten nasibini almamış olan sizsiniz. Ailemi dört bir taraftan sardınız. Hayatımı alt üst ettiniz ya. Benim hayatımı alt üst ettiniz. Bir de hiçbir şey olmamış gibi hala normal davranıyorsunuz. Yes. Yes, doğrusu. Bakalım dolmayı yapabiliyor muyum yoksa yapamıyor muyum? Ne yapacaksın? İnternetten mi bakacaksın tarifini? Yok, Feride teyzeye soracağım. Araya babaannem görünce kesin şok olacak. Şu satımı şimdi bizi merak etmiştir. Kesin evden kaçtığımızı falan sanmıştır. Bakayım bir aramış mı bizi? Heh, bak defalarca aramış. Haber versene, merak edecek kadın. Tamam. Damla. Baba. Gel buraya. Damla. Ne istiyorsunuz Barış Bey? Kızımla konuşacağım. Arda, sen burada bekle. Damla. Bak Arda, lütfen müsaade et. Konuşalım. Damla. Gel kızım buraya. Ne istiyormuş? Şey, aramıştı da açmayınca merak etmiş, görmeye gelmiş. Emin misin Damla? Başka hiçbir şey söylemedi mi? Evet, hep aynı şeyler işte. Neden yaptın, nasıl yaptın? Ya, sizinkilere söylemeyelim şimdi, boş boşuna gelinmesinler. Tamam, tamam söylemeyiz. Efendim babaanne? Geliyoruz babaanne, tamam mı? Tamam babaanne, geliyoruz biz şimdi hemen. Hadi Damla. Damla. Azra vesile olmuştu Barış Bey'in yanında çalışmama. Gürkan Bey halletti, o konuştu Barış Bey'le. Kötü bir niyeti yoktu kızcağızın. Sadece Sumru'ya karşı tedbir almak istedi. Çünkü Sumru sürekli Barış Bey'e yanaşmaya çalışıyor. O da korumak için... Anladım. Ben de zaten size durumu anlatmaya gelmiştim. Çünkü Azra haberiniz olmadığını söyledi. Ben de gideyim haber vereyim dedim. Ben sizin niyetinizi anladım, anladım ama Barış Bey'in bunu fark etmesi zamansız oldu kızım. Yani hiç iyi olmadı. Haklıyken haksız duruma düştük. Ya keşke baştan anlatsaydınız adama. İş bu hale gelmezdi o zaman. Azra saklamayacaktı zaten. Vaktini, zamanını bekledi ama o arada her şey tepe taklak oldu. Barış Bey şu anda kimseyi dinlemez Feride Hanım. Ben yanındayım, görüyorum halini. Tamam, bir şekilde halledeceğiz. Ben bir Azra ile konuşayım. Akşama yemeğe hep birlikte olacağız kızım. Çocukları alıp geliyorum birazdan. Cenk'e de haber verdim. İyi tamam anne. Hazırlığa başlayalım o zaman biz de. Yok, sen hiçbir şey yapma. Olur mu anneciğim, yani nasıl olacak? Kim yapacak? Orasını bana bırak. Sen düşünme kızım. Tamam anne, tamam sen nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz.
Serap abla, ne dedi teyzem? Akşam yemeğinde herkes konakta olacakmış. Ay nereden çıktı şimdi aniden bu yemek anlamadım yani. Hazırlık da yapmayın diyor. Vallahi ben teyzemi tanıyorsam yemeği Damla'ya yaptıracak bak gör. Ne bileyim artık gelsin anlarız. Yani bana bir şey sorup söylenmediği için bir fikrim olamıyor dolayısıyla. Yani olamıyor. Olamıyor.